Evet, Tolgancığım, önümüzdeki dönem için şimdi plan ve projeler belli, okuduğun bir şey var mı? Gelecek olan yeni bir proje var mı? Belli mi? Okuyor musun şey? Okuyorum, okuyorum. Yani senaryo mu okuyorsun, Evet, film için mi, senaryo. dizi için mi? Hem sinema filmi için hem dizi için. Ama tabii malum hani çekim tarihleri de önemli Eylül. olduğu için hangisi öncelikli olur, ikisi birden olabilir mi? O biraz daha önümüzdeki ay biraz daha netleşecek açıkçası. Gelen teklifler de sağ olsun anlayışla karşılıyorlar yani hani böyle bir süreç yaşadığımı, hani konsantrasyonumun da biraz şu anda farklı Bu olduğunu. senin isteğin üzerine mi oldu? Bu dönem Almeda'nın yanında çok fazla olabildin. Evet, aynen. Senin tercihin Benim miydi tercihim, yoksa benim tercihim. denk mi geldi diyecektim. Senin tercihindi. Evet, Doğru. istemedim açıkçası bir sette olayım veyahut da hani mümkün mertebe işte yurt dışından gelen teklifler oluyor. Onlara bile 2 aydır açıkçası gidemiyorum. Bırakmak istemedim. Ya yani bu ay özellikle gitmedim. Dizilerin yayınlandığı ülkelerden davetler oluyor, talepler oluyor. Bırakıp gidemiyorum. Bir süre daha gitmeyeceğim ama ondan sonrası da sete çıkmaya başlarım artık. Hadi hayırlısı. Hayatınız film olsa adını ne koyardınız? Çok güzel bir soru. Evet. Benim hikayem diye düşünmüştüm ama Benim hikayem. başka bir şey de düşünülebilir. Gerçekten güzel bir soru. Hazırlıksız yakalandım. Olsun, düşünün biraz. Evet ya. Alternatif için Hayır, hazırlıksız alternatif yakalandım. düşünün. Direkt Daha... ilk isim hazır da. Benim hikayem. Benim hikayem güzel. Şu an dur. Efe. Şu an tek düşünebildiğim o. Peki gelecekle ilgili çok 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 erken ama ne bileyim yani ben şu an çok zorlu bir mücadeleden geçtim işte istemem genelde demeyeyim de birçok baba çocuğun aynı mesleği yapmasını ister ya da istemez. Hep bu denge vardır. Olumlu da olumsuz da çok fazla vardır. Sen oğlun oyuncu olmasını ya da şarkıcı olmasını sen ister misiniz? Böyle bir şeyiniz var mı hiç düşündünüz mü? Ya biraz aslında o zamanla gelişecek bir olay. Çocuğun eğilimiyle bakalım o ne kadar sıcak yaklaşacak, içinde var mı, isteyecek mi? Kesinlikle. Ya bizim çok fazla baskın bir şekilde bir yönlendirme yapacağımızı düşünmüyorum ben. Yok, yok. Ama hani kendisi isterse o zaman da elimizden gelen her türlü desteği tabii sağlarız. Ama spor işte vesaire böyle şeyler yani yapmasını Çocuk isterim. yaşta uğraşsın tabii Aynen. onu Ben bir de istiyoruz. şey annemle babam benim sporcuydu. Sporcu bir aileden geliyorum. Çocuğumun da o hani sporla uğraşmasını çok isterim. Tolga da zaten küçükken sürekli Evet. sporla Çok fazla uğraşmış. sporla uğraştığım için isteriz açıkçası Büyük sporla ihtimal içinde uğraşsın. olur zaten onun geninde. Ortak noktanız spor anladım. Evet. Anlaştığınız nokta da bu. Kesin bir sporla alakalı bir Yani şeyle biz uğraşacak. sporla şey yaparız, İyi bir yönlendiririz. şey O zaten. en son onun kararı yani hani ne Evet. yapmak isterse. Tolgan Bey'in basketleri de çok meşhur. Aa evet. Aslında o nasıl bir basket ya? Evet ya. Dün de Lucas'ın Fenerbahçe'de attığı basket gibi yani Evet. son saniyede Lucas son senin saniyede. ayakla Ha üçlüklerini evet. basketbol görüntülerini izledin mi herhalde? Ben ayakla çektim. attı Evet. onu. İnanılmaz Evet. onlar. Bir de o arada montaj falan zannettim. 3 kere baktım dedim değil Yok montaj. hayır. Yok Ee, yok. iki, iki hatta farklı görüntü falan olması lazım. Aynen. İlda çekiyordu. Benim çek yok ben çek. İlda çekti bir İlda tanesini. mı Bir tanesini çekti? sen çektin. Ha doğru. Evet. Doğru aynen Şeyde aynı anda. Beşiktaş'ın sahasında o Kenan Sipahi işte idman yapıyordu. Biz de gitmiştik o gün. Ben dedim elimle atamam bak senin kadar becerikli değilim ama ver dedim ayağımla denerim. Öyle bir basket ki ama. Orta sahadan yani süper bir basket. İlkinde mi direkt oldu? İlkinde evet bir tanesinde ilkinde ama o çekemedik onu. İşte zaten onu Evet. çekemediğimiz için Sonra dedim sonra çekin. atmaya çalıştı. Yine bir iki atamadı. Sonra üçüncüsünü de attın Evet. yine. Ama senin yüz ifaden de öyle. Şaşkınlık içinde bakıyorsun orada. Yani sen de aslında şaşırmış ya da mahsus şaşırmış gibi yapıyorsun. Hep spor. Evde de spor salonu var galiba. Evet. O da bir sürprizdi sanırım. Yok Sürpriz aslında miydi? sürpriz değildi o. Ben kendi kafamda kurdum, kendim için özellikle. Evet. Çünkü sürekli spor salonuna gitmek gelmek zor oluyor. Hani böyle uyanır uyanmaz kendimi içine atayım, şu sporu düzenli hale getireyim, araya bir şeyler girmesin diye yaptım. Böyle bir karar aldım.
daha faydalı oldu açıkçası benim için. Spor salonu spor salonu mu yoksa sadece bir koşu bandı yanında da iki tane alet falan gibi bir şey mi? Nasıl? Bütün ihtiyaçlarımı karşılayabilecek her şey var. Aslında bir tane çok amaçlı bir alet var. Onda zaten 27 ayrı hareket yapabiliyorsunuz. Bütün kilolar, dumbbell'lar da var. Koşu aleti de var. Şimdi işte Cadillac da gelecek, pilates aleti. Aymeda için. O bayağı bir spor salonu. Dışarıdan üye alacak mısın? Küçük. Misafirler kullanabilir. Çok küçük böyle aslında ama çok amaçlı bir oda. Bütün ihtiyacımı görüyor benim. Olmazsa olmaz kaç saatini ayırıyorsun spora? Ya, bir saatimi ayırıyorum ha, bir mutlaka. Saat. Her gün mü? Hemen hemen. Güzel. Hemen hemen. Çünkü bir dönem ben çok uzak kaldım spordan. Hani bu dizilerin yoğunluğuna falan kapıldım. 2013-14 arası gerçekten hem kilo aldım hem kendimi mutsuz hissettim. Bir hoşuma gitmedi o dönemim yani kendi açımdan. Şimdi özellikle disiplini bir şekilde bırakmamayı düşünüyorum. Süper. Bir şekilde kopmamak lazım çünkü. Bir koptuğunuz zaman gerçekten insan bir süre gerçekten aynen şey yapmıyor, spora yaklaşamıyor. O yüzden hiç kopmadan devam etmek lazım diye düşünüyorum ben. Oyuncu olmasaydın sporcu olur muydun? Ya da çok istiyordum ben. Çok uzun zaman tenis oynadım. Sonrasında futbol yaşamım vardı. Ciddi büyük kulüplerin altyapılarında oynadım. Milli takıma kadar yükseldim 16 yaşımda. Sonrasında devam edemedim. Hani olmak isterdim ama kısmet değilmiş, nasip değilmiş. Harika. Oyunculukta bayağı bir başarılı oldunuz. Evet, gerçekten. Çok şükür. Çok şükür gerçekten. Peki evi merak ediyorum ben. Tolgan Bey mutfağa giriyor mu? Giriyorum tabii. Neler yapıyorsunuz? Giriyorum. Su içmeye giriyor. Çok seviyorum buzdolabını açıp neler bakmayı. Neler yapıyor musunuz? Nedense öyle bir anlamsız bir şeyim var. Takıntım var. Mesela sebepsiz kalkarım mesela. Hani kendimi bir anda buzdolabının evet, kapağını evet açarken bulurum böyle. Açarım bakarım. Sadece sonra kapatırım. Evet. Yemekle aranız, yemek yapmayla. İyi çok yemeyle çok iyi. Yapmak yapmayla. Sonra öyle çok, oralara çok girmeyelim. Sen? Yani yapınca yapıyorum, güzel yapıyorum ama hani çok sevdiğimi söyleyemem. Çok yemek yapmayı seven bir insan değilim aslında. İlk kez Arnavutluk'tan börek yapmayanı evet, duyuyorum. Evet. Aynen. Şimdi şunu bekliyordum ben. Tolga'na her sabah sağ olsun bir börek açıyor. Kahvaltımızı öyle yok, yapıyoruz. Yok. Ama eli çok lezzetli. Yani yaptığımda güzel oluyor anne? Gerçekten. Annem çok güzel yapar. İlda? Çok güzel börek yapar. O zaten Arnavut böreği çok güzel şeyler yapıyor. Müthiş. Evet. Dün gördüm inanılmaz bir şey video. İlda şimdi aynen bir de bir YouTube kanalı açtı. Bayağı böyle eli yatkın, sürekli mutfakta. O tam bir Arnavut. Vallahi onunla aman aman ne tatlılar ama. Yaptıklarıyla gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Yani çok hani kilo almamak mümkün değil onun yanında. Aynen. Bir de kendisi yapıyor, yemiyor. Bize yediriyor sağ olsun. Ya gerçekten hani reklam olacak bal tuzumun ama yaptığı pankek çok ciddi söylüyorum. Evet. Yemin ediyorum bak Amerika'da bak böyle merak pankek ettim, yok. Pankek yani abi şimdi sabah küçümsemek istemiyorum ama pankek ne olabilir diye düşünüyorum. Çok ciddi hayır söylüyorum. Gerçekten hani bir ben sabah yapsın abi davet edeyim gel gerçekten fikrin değişir bak. Evet. O kadar diyorsun süper. Of gerçekten canımız çekti. Evde kimin sözü geçiyor? Demokrasiyle yönetilen. Ben son kararlar benden geçiyor. Yani baskın bir şekilde Tolga tabii hani ama tabii ben de fikirlerimi veriyorum. Biraz Arnavut inadı da var. Arnavut inadı var değil mi? Var. Ama o var değil mi? Var değil mi? Bak börek yapmasını bilmiyor ama bu bölümü okey diyorsun tam Arnavut. Ama en son neticede senin dediğin olduğu için hani var denmez. Ama olana yani kadar kim bilir neler çekiyor değil mi? Ya inat konusuna girmeyelim. Oraya geçelim. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Biz sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olamadın bu İlk arada. Program, aynen öyle. İlk evet program uğur getirsiniz inşallah. İnşallah. İlk i̇nşallah programa davet ettiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Evet bu şekilde de seni burada ağırlamak bizim için ne mutlu. Teşekkür ederiz. Benim için harika de öyle. Çok teşekkür ederim. Allah tamamını erdirsin diyelim. Amin. Ve hayırlısıyla Efe Han'ı
biz de görmek nasip etsin bize. İnşallah. İnşallah Efe Hanım da konuk olur. İnşallah. Ya. Bir dahaki sefer Efe Hanım da. İnşallah. İnşallah. Teşekkür edersin.